Merhaba arkadaşlar, Öneri Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bir hard disk bozulmadan önce ne gibi uyarılar veriyor bunlardan bahsedeceğim. Fotoğraflarımız, videolarımız, müziklerimiz hepsi bu hard disklerin içerisinde. Ve bir gün bozulacağını hiç düşünmeden yükleme yapmaya devam ediyor, yedekleme yapmıyor, güvenlik önlemi almıyoruz. Düşünsenize, o güne kadar çektiğiniz fotoğraflar, videolar bir hard disk arızası nedeniyle kaybolup gidecek. Hiç düşünmek istemezsiniz. Ben de düşünmek istemem. Tabii ki dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bu bilgileri yedeklemeniz. Ama herkesin yedekleyecek harici diski olmayabilir. Bu durumda önlem almak için neler yapmak gerekiyor bundan bahsedeceğim. Hazırsak başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, Crystal Mark Disk Info dediğimiz hard diskin özelliklerini bize gösterebilen bir program kuruyoruz. Bu program gezginler.net'te mevcut. Ben bunu açıklamalar kısmına linkini atarak sizler için paylaştım. Oradan bakıp indirebilirsiniz. Kurulum gayet basit. Üzerine geliyoruz, çift tıklıyoruz. Okey dedikten sonra anlaşma sözleşmesini onaylayıp ileri diyoruz. Daha sonra diyor ki masa üstüne simge oluşturayım mı diyor. Şu simgeden bahsediyor, şu kısa yoldan bahsediyor. Oluştur diyoruz, ileri diyoruz. Daha sonra kurulum dediğimizde program hızlı bir şekilde kuruluyor. Ben kuruluma basmayacağım, iptal edeceğim. Çünkü ben de zaten kurulu arkadaşlar. Şimdi programı açalım. Aynı zamanda size daha iyi anlatabilmek için harici disklerimi de sisteme bağladım. Onların üzerinden de bazı şeyleri anlatacağım. Dikkat ettiğiniz üzere program açıldıktan sonra programın üstünde iyi, iyi, dikkat, dikkat, iyi şeklinde ifadeler olan C, D, E, G ve H harfleri üzerinde barındıran sürücüler mevcut. Bu sürücüler benim bilgisayarımdaki hard diskler. Şuradan da gösterebilirim. C, D, E bu DVD sürücüm. Diğer harici iki hard diskimi de bağladım. G ve H olmak üzere. Buradan da anlatmaya çalışacağım. Şimdi disklerimize geri dönelim. Burada gördüğünüz üzere iki tane sarı ile işaretlenmiş diskimiz var. E ve G diski. E diskinde içerisine girdiğimizde sağlamlık durumu dikkat yazıyor. C diskinde ise sağlamlık durumu iyi yazıyor. Yani E diskinde bir problem var. Bu problemi tespit etmek için aşağıdaki smart değerlerine bakıyoruz. Ve bu smart değerlerinden bir tanesi, şöyle hepsini göstereyim. Smart değerlerinden bir tanesi sarı ile işaretlenmiş. Bunun sebebi ne? Relocated Sectors Count. Bu değiştirilmiş sektör manasına geliyor. Yani bizim hard disklerimizde herhangi bir sektör bozulmasına karşı yedek sektörler mevcut. Benim bu diskimde 36 tane yedek sektör varmış. Ve bizim burada bakmamız gereken RAW değerleri. RAW değeri 1 görünüyor. Bu 36 tane yedek sektörden birini şu an kullandığını gösteriyor. Yani benim sektörlerimden bir tanesi bozulmuş. Ve bu sektörlerden bir tanesi yedek sektörle değiştirilmiş. Bu şekilde disk kullanılmakta. Bu bir sorun mu? Şu an için bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü daha 35 tane daha sektörün bozulma hakkı var. Bu 35 sektör daha bozulduktan sonra disk yedek sektörlerden oraya atama yapıyor. Bu tamamen otomatik olarak gerçekleşiyor. Peki sorun ne zaman başlar? Sorun bu 36 tane yedek sektörün bittiği anda başlıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve diskimizi sürekli bu şekilde takip etmemiz gerekiyor. Bazı aralıklarla diskimizin ayrıntı ayarlarına bu program vasıtasıyla girip diskin sektörlerinde bir problem var mı diye dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer RAW değeri yedek sektör sayısının üzerine çıkarsa bu sefer veri kaybı yaşamaya başlıyorsunuz. Yani fotoğraflarınız, videolarınız, müzikleriniz veri kaybına uğrarken hatta sistem çökmeleriyle de karşılaşabilirsiniz. Şimdi ben buraya ikinci bir harici diskimi de ekledim. O harici diskim G olarak isimlendirildi.
Şimdi buraya bakıyoruz. Burada da aynı değer 36 tane yedek sektörden 2 tanesi kullanılmakta. Bu diskimde de 2 tane sektör bozulmuş ve 36 tane yedek sektörden ikisi kullanılmakta. Yine dikkat uyarısı var bu diskte de. Lakin şu an için bir problem yok. Ben de bunu takip ediyorum. Eğer ilerleyen zamanlarda bir şey olacak gibi olursa verilerimi yedekleyip önlemimi alacağım. Diğer diskime bakayım. Bu da harici diskim. Bunda herhangi bir problem yok. Gördüğünüz üzere relocated sectors count değeri 0. RAV değeri 0. Yani bunda 10 tane yedek sektör varmış bu diskte. 10 yedek sektörün 0'ı kullanılıyor. Yani disk iyi durumda. Herhangi bir sektör kaybına uğramamış. Olay bu arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Aynı zamanda burada disklerinizin ne kadar süreli kullanıldığını da görebilirsiniz. Eğer ikinci el bir disk alırsanız diskin ne kadar kullanılmış olduğunu görebilirsiniz. Mesela benim en eski diskim E diski. 1418 gün 13 saat çalışmış bu disk. En yeni aldığım disk ise C diski. Bu disk ise 13 günlük bir çalışma süresine sahip. Evet arkadaşlar. Bu verilere dikkat ederek diskimiz bozulmadan önce veri kaybına uğramamak için önlem alabiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler. Hoşça kalın.